Hayırlı günler arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben Şükrü Soy'dan. Arkada ne var? Ekim yapmıştık hatırlarsanız. Eylül ayı gibi bir videomuz vardı. Hemen onu ekliyorum. Buna istinaden bir arkadaş sormuştu. Regresin durumu nedir diye. Bunu sizle paylaşmak için bir video çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kadınlar gördüğünüz gibi annem ve işte altın kızlar regras otunu yükleye kese kese bitiremediler. Gördünüz bu hafta biçimi yapıldı, böyle kurutuldu. Yer Sakarya Akyazı, 1 metre yüksekliğinde. Şöyle göstereyim ayrıca, burada da 80 santim olmuş. İkinci biçim. Daha önce de biçtik burayı. Tabi bu kadar yüksek değildi ama şu an mevsim çok uygun olduğu için çok uygun Sakarya'nın mevsimi. Çünkü yağış alıyor. Yağışı da çok seviyor regras. Şimdi bakın kurumuş hali. Kuruttuk. Bu hafta güneşli olduğu için yani çok da tam kuru değil ama iyi. En azından küflenmez. Çürümez, bir şey olmaz. Şöyle bakın. İşte bu hafta biçtik. Bakın şimdi ilk biçilen yerler yağış olmadı ama şöyle görüyorsunuz. Şuradan başladık. Biçtiğimiz yerler alttan çıkmaya başladı. Yeşeriyor. Yağmurda bekliyoruz. Şu an havayı şöyle göstereyim size. Hava bulutlu olduğu için şöyle bakın. Seramızın orada. Güneş batıyor. Buradan teyzemiz, gördüğünüz teyzemiz biçmeye başladı. Şöyle biçtiği için biraz aslında derin biçiyor. Biraz yukarıdan kes dedim ona. Bitki fazla şey olmasın diye ama tabii dinlemedi sözümüzü. Regras böyle bereketli bir ot. İçine geçelim isterseniz. Bakın şöyle göstereyim, şu an belime kadar geliyor, 80 santim. Bu biçilecek ama yağış olduğu için yağıştan sonra bir daha bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar biçilecek. Eğer yağış alırsa bunun üzerine aslında bir azotlu gübre atmamız gerekiyordu ama şu an biliyorsunuz her yer kapalı olduğu için sınırlamalardan dolayı bir şey yapamıyoruz. Şöyle bakın. Gerçekten inekler de çok seviyor. Bunu bol miktarda hayvanlara yaşla verseniz dokunmuyor. Kuru olursa tabii ki ne oluyor? Saklayabiliyorsunuz. Çürümemesi için biz burada yağış fazla oluyor. Yağışın olduğu yerlerde öneririm. Şöyle bakın. Şu boşluk olan yere başka bir şey koyduğum için süs bitkisi vardı. Şöyle göstereyim size. Bakın burası da bir önce burası yüksekti. Biz kademe kademe yani yağmurlardan veya soğuktan etkilenmemek için böyle bir şey yaptık. Burayı biçtik. Bura alttan çıktı. Sonra dediğim gibi aşağıyı yaptık. Şimdi burası kesilecek. Kurutulabilirse kurutulup olacak veya yaşla verilebilir ama genelde kurutmayı tercih ediyor teyzemiz. Hayvanlar afiyetle yiyor. Regras'la ilgili bilgileri diğer videomda paylaşmıştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Besin değeri vesaire içeriğini. Evet, regras böyle. Şu an çok güzel. Bahar aylarında bu Sakarya dolaylarında çok iyi netice alacağınızı düşünüyorum. Yoncaya alternatif olacak bir bitki ama tabii yoncanın yerini kesinlikle tutacağını zannetmiyorum. Biriler de onu gösteriyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Bundan sonra diyelim bir iki biçim daha yapıp ardından sılaçlık mısır ekebilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Öyle hem kaba yem ihtiyacınızı karşılarsınız, ardından da mısır ekip diğer başka bir kaba yem ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Bulunduğum yer 250 metrekare arkadaşlar, hemen hemen.
epey biçim yaptık yani 3-4 biçim oldu ama ilk biçimler tabii biraz daha cılız cılız. Şu an çok güzel. Durum böyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.